Brooklyn Müzesi'nde George Lux'a ait Cadde Manzarası Hester Caddesi isimli tabloya bakıyoruz. Bu tablo 1905 yılında Hester Caddesi yeni göçmenlerle dolup taşarken yapılmış ve işte burada da onları görüyoruz. Hester Caddesi Manhattan'da Yahudilerin yaşadığı Aşağı Doğu bölgesinin yani orijinal adıyla Lower East Side'ın sembolik ve ticari merkeziydi. Burada Lux bir pazar manzarası resmetmeyi tercih etmiş. El kol hareketleriyle birbirlerine bir şeyler anlatan iki grup erkek görüyoruz. Kompozisyonun merkezinde elinde sattığı oyuncaklardan birini tutan ve oyuncağı bir grup çocuğa ve etrafını saran diğer yetişkinlere gösteren bir seyyar satıcı var. Burada dolaşan başka müşteriler de var. Bunlardan birisi de elinde sepet taşıyan, kırmızı şal takmış bir kadın. Kadın kompozisyonun sol tarafına doğru hareket ederken diğer iki erkek de sağa doğru hareket ediyor. Kadının adamların yanından geçtiğini bilsek de Lux'un resmi yapılandırma şekli sanki bu insanların birbirleriyle yüz yüze geldikleri hissini uyandırıyor. Bu şehirlerin insanları beklenmedik bir şekilde bir araya getirmesine bir atıf olabilir. Ön tarafta bize çok yakında duran bu figürler boyunca sağa doğru devam ettiğimizde bir dükkanın giriş kapısının içine bakabiliyoruz. Burada bir erkek ve erkek figürünün sağında da ölü, yolunmuş bir tavuk tutan kadını görüyoruz. Tavuğu arkadaki dükkandan yeni almış gibi bir hali var. Ayrıca Lux, kompozisyonun sağ tarafına da bir el arabası yerleştirmiş. En aşağı sağ köşede ise bir sepetin kenarını görüyoruz. Bu tabloda son derece belirgin bir sıkışıklık hissi var. Gökyüzü yalnızca kompozisyonun en üst kısmında küçücük bir şerit halinde görülüyor. Bu kent ortamını oluşturan bina ve yapılara, daha doğrusu gecekondulara ise sakin, bunaltıcı bir hava hakim. O dönemde Aşağı Doğu bölgesindeki insan yoğunluğunu ne kadar anlatsak yetmez. 1905 yılında bu bölgede kilometre başına 700'den fazla kişi ikamet ediyordu. 1880 ila 1920 yılları arasında 20 milyondan fazla göçmen Amerika'ya geldi. Bu Amerikan tarihindeki en büyük göç alma dönemiydi. Ve 1905 yılında Aşağı Doğu bölgesi çoğunlukla Doğu ve Güney Avrupa'dan gelen yaklaşık 500 bin Yahudi'ye ev sahipliği yapıyordu. Göçmenler çoğunlukla ekonomik sebeplerden göç etmişlerdi ancak politik şiddet de sebepler arasındaydı. Özellikle de Rusya'da Çar'a düzenlenen suikastten sonra şiddet artmıştı. Yahudilere yönelik şiddet hareketleri yani pogromlar uygulandı. Yahudilerin yerleştirildikleri bölgelere yerleşim mıntıkası denirdi ve bu bölgeler Polonya'da ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun doğu sınırlarında yer alırdı. Bu noktada Yahudi göçmenlerin buraya yalnızca kendi rızalarıyla değil devlet eliyle uygulanan şiddetten kaçan mülteciler olarak da geldiği gerçeğini hesaba katmanın da önemli olduğunu vurgulayalım. Yahudi göçmenlerin ABD'ye gelişinin artması, nativizm denen yerli halkın çıkarlarını koruma anlamına gelen düşüncenin artışını da beraberinde getirdi. Bu dönemde antisemitizm de Amerikan yaşam ve kültüründe yaygınlaştı. Lux'un resimleri değerlendirilirken bu dönemde ırka bakışın ve göç olgularının göz önünde bulundurulmaması imkansız. Lux'un 1890'lı yıllarda bu resimden önceki çalışmalarında birkaç yayın için antisemitizm temalı karikatürler çizdiğini biliyoruz. Dönemin pek çok yazar ve sanatçısı gibi Lux da Aşağı Doğu bölgesini Yahudi göçmenlerin yaşadığı bir yer olarak tasvir etti ve bu insanların ikamet ettikleri konutları da eserlerine dahil etti. Örneğin buradaki fizyonomiye bakarsanız, yani tabloyu yüz okuma sanatı açısından değerlendirirseniz, tablonun 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında baskı ürünlerinde oldukça yaygın olan antisemitizm geleneğini açık bir şekilde yansıttığını görebilirsiniz. Bu Manhattan'ın daha yerleşik ve kibar kesimlerinde Aşağı Doğu bölgesinden etkilenilen bir dönemdi. İnsanlar tıpkı Lux'un yaptığı gibi pazarın kurulduğu günlerde buraya gelir, alışveriş günlerinde gürültülü caddeleri ve tuhaf yabancıları izleyip giderlerdi. Bu tür bir ideal dışı konunun işlenmesi, Aşkan Okulu'nun en devrimci görülen özelliğiydi. Bu okula mensup olan sanatçılar, kibar bir konuyu veya şehrin kibar kesimlerini tasvir etmek niyetinde değillerdi. Önemli olan bu tür resimlerle eşit olmayan güç dinamiklerini yansıtabilmekti. Bu kolayca görülemeyen bir şeydi ancak Lux bu amacı göz önünde bulundurarak bu alanlara girmeyi başardı.